Bugün ne yapıyoruz? Mavi mercanı sen de yapmışsın. Ben niye bunu bir eve gidip bu dersimi çalışacağım valla. Bakın mavi mercan. Ben özel bir koleksiyon oluşturdum bu ara ve turkuaz ve laciverti kullandım sadece. Süpersin. Ve araştırınca da mavi mercan benim de karşıma geldi. Evet, ben mercanlar mesela Mars'ta yaşamak için falan bu mercanlarla hani bir orada kapandığınızda oksijen üretiyormuş mercan. Bununla ilgili bazı hikayeler biliyorum. Çok önemli, çok değerli bir şey. Hani bundan takı yapılıyor, bilmem ne yapılıyor. Onun ötesinde oksijen kaynağı olduğunu biliyorum. Çok. Ama doğal da bir şey. Koruma altında mercanlar biliyorsunuz aynı zamanda da. Hadi o zaman eritiyor musun şimdi sabun, evet, ne oluyor? Sabun yapmayı en çok sorulan sorulardan biriydi bu. Sabunu nasıl yapıyorsunuz, kendiniz mi üretiyorsunuz, ne oluyor diye. Ben bugün sabun bazından sabun yapmayı göstermek istedim. Aslında siz daha önce defalarca yaptınız, evet, videolarınızda var ama bugün onu göstereyim dedim. Süremiz yetmeyeceği için de öncesinde hazırlığımızı yaptık ve erittik biz. Ben sadece o aşamaya kadar olan süreci göstereceğim. Evet, sabun bazını sen nereden alıyorsun bilmiyorum. Ama ben Eminönü'nden alıyorum. Ben de Eminönü'nden alıyorum. Böyle kalıplar şeklinde alıyorum. 1 kilo, 2 kilo, 3 kiloluk kalıplar şeklinde alıyorum, evet, bunları. Ondan sonra bunu aldıktan sonra şöyle alayım şunu. Bir kabın içinde doğrayarak yapmayı tercih ediyorum. Tamam. Daha çabuk eriyor çünkü. Şu vaziyette, evet, doğruyorum. Biz de burada hatırlayacaksınız yapmıştık. Evet. Bir şey söyleyeceğim. İstersen seninle birlikte yapalım zeytinyağı sabununu. Yapalım. Zeytinyağı sabunu yapalım. Ben bunun için hatta Ayvalık'tan zeytinyağı yapmak için de bir şey getirttim. Zeytinyağı, ama fırsat olmadı. O kadar hızlı geçiyor her şey ve olaylar. olaylar, pandemiler, maalesef. Pandemiler, evde kallar. Yapamadık, fırsat olmadı. Evet. Şimdi bunu ne kadar doğrayacağınız, ne kadar ayıracağınız size kalmış bir şey. Bunu üç şekilde eritebiliriz. Bir dakika gösterelim Yaşar şöyle. Bir ocakta burada yaptığımız gibi benmarin usulüyle eritebiliriz. Kaynayan suyun içinde bir cam kavanozda yapışmayan bir kap içinde koyarak bu usulde eritebiliriz. Evet. İkincisi yine yanmayan bir kabın içinde mikrodalgada eritebiliriz. Evet. Üçüncüsü fırında eritebiliriz. Süremiz birazcık daha uzayabilir fırında. Ama üç şekilde de eritebiliyoruz. Evet. Erittikten sonra... Şimdi erimişin var mı senin? Var. Burada hazır erimişim. Evet. Biraz sonra... uzun süreceği için erimesi... biraz önceden başladık. Yaşar'ın kamerası buhar oldu. Evet, hemen kaçıyorum. Buhar oldu, şimdi, kaçtı. Erittikten sonra ben içine esans veya yağlar kullanıyorum. Ama evet, daha çok ben yağ kullanıyorum. Tamam. Yağımı atıyorum içine. Bu sizin, ne yağı? Ben lavanta kullanıyorum. Güzel. Lavanta ve gül kullanıyorum. Tamam. Yağımı da damlatıyorum. Karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra silikon kalıplara... Hangi kalıbı kullanacaksam, şöyle formlu kalıplar kullanacaksam bunlara. Oraya koy Yaşar. Pardon. Oradan alsın. Oraya koyarsan lütfen. Tamam. Evet, bakın bu kalıplardan bende de var. Çok kullanımlı bu kalıplar. Sabun için çok güzel yapılıyor. Evet, ya bir da de düzü göster. Böyle düz silikon tepsinin içine döküyorum. Donduktan sonra bunlar çıkartmak çok kolay. Ama şu kalıba döktükten sonra... böyle formlu kalıplarımla keserek çıkartıyorum. Ha, çok güzel bilgi. Tepsiden bu. Tepsiden çıkartıyorum. İstediğim ölçüde kalıpları, evet, alıp oradan çıkartıyorum. Şimdi ben de bu kalıplardan aldım. Reçine yapacağım Ayvalık'ta. Sizinle çok de paylaşacağım. Bu kalıbı reçine yapmak için kullanabilirsiniz. İçine çok güzel şeyler yapabiliyorsunuz. Yine bunlarda da reçine yapabilirsiniz. Yani bu kapları türlü şekillerde el işlerinizde kullanabilirsiniz. Erittik mi? Erittik. Biz alalım daha önceden bunu hazırlamıştık. Tamam. Şimdi ben bunu alıyorum. Eline çok dikkat et canım. Evet. Hazır formdaki kalıplarıma dökmek istiyorum. Karıştırdım da yağımı. Bakın. Böyle. Seninki neden ben şeffaf alıyorum? Ben şeyi bulamazsam
mat olanı, şeffaf olanı almayı tercih ediyorum. Ben şeffaftan yapmıştım, hatırlayacak izleyicilerimiz. Şimdi ben de bunu görmemiştim. Bu da mat oluyor demek mat ki. Mat oluyor ama ben genelde beyaz zemin kullandığım için sabunlarımı kaplarken. Tamam. Altta temiz bir görüntü elde ediyorum. Evet, sabununuz hazır bu şekilde. İçine türlü şeyler koyabilirsiniz istediklerinizi. Özellikle bunu yapmayacaksınız. Ben lif kabağı koymanızı öneririm. İçine halka halka lif kabağıyla dondurmanızı öneririm. Yıkarken çok güzel fırça vazifesini görüyor. Burada yapmıştık daha önce. Şimdi sabunu yaptık. Sabunu yaptık. Sonra sabunların donma aşamasını anlat. 20-25 dakika içinde dönüyor. Tabii ki. Şu tarafa koyacağım. Olur. 20-25 dakika içinde donuyor. Donduktan sonra şu silikon kalıbımı esneterek rahatlıkla buradan çıkartabiliyorum. Ay bak çok güzel oldu bu formu. Bu birinci form. Evet. İkincisi tepsiye döktüm. Yine yarım saat içinde dondu. Donduktan sonra bir ekmek kabının tahtasının üstüne çıkartıyorum. Dediğim gibi istediğim ölçüdeki bir kalıpla. Bu bilgi de çok iyi. Bak evet. Ben bu bilgiyi bilmiyordum. Süper. İstediğim ölçüde kalıyorum. Ve ziyan olmuyor. Kalanı tekrar eritebiliyorum. Evet. Elif Karahan çok kez programımıza geldi. Biz çok seviyoruz ayrıca kendisini. Çok güzel işler yapıyor. Sen Türk El Sanatları mı okumuştun? Eski Türk El Sanatları mezunuyum ben. Nerede? Güzel Sanatlar mısın? Şeyde Trakya'da Edirne'de. Edirne'den mezunsun. Süper. Yani Eli bu işlere, araştırmaları falan gerçekten çok seviyorum o tarafını. Yaptığı işi çok güzel yapıyor. Sabunlar bu şekilde hani hiç bilmeyenler için Elif biraz bilgi ver. Tabii. Nasıl yıkıyoruz elimizin içindeki sabunu nasıl yukarı çıkıyor falan. Tamam. Bir küçük not daha vereceğim. En çok sorulardan bir tanesi bana. Hazır sabunları nasıl yapacağız? Market sabunlarını nasıl yapacağız? İğneleyemiyoruz. İğneler kırılıyor diye hep soruyorlar. Ben iğneleme yöntemini yaptığım için. Bakın hazır market sabunu. Bunu alıyoruz. Nemli bir havlunun içinde bir gece bırakıyoruz. Oo, çok iyi bilgi bu. Bir gece kaldıktan sonra ama sadece kullanacaksak ve gerçekten yapacaksak bunu yani çıkarıyoruz. Keçe yapacaksak üstüne. Evet, market sabununu kullanamıyoruz gibi. Aynen. Doğru mu anladın? Kullanılıyor. Çok evet. Çabuk iğne kırılıyor. Çok çabuk deforme oluyor. Artı bunu gösterebilirim. Burada bir logo yok. Bir desen var sadece. Gösterelim. Sanıyorum. Tamam. Şimdi market sabunlarının üzerinde şöyle bir desenler oluyor veya logolar oluyor. Şirket logoları oluyor. Bunları yaparken, iğnelerken bizim açımızdan deseni kötü gösteriyor. Girdili çıktılı oluyor. Bunun için de bir mutfak rendesiyle şöyle bir kere rendeleseniz pürüzlü bir yüzey de olsa sizin kaplamada rahatlıkla elinizin altında temiz bir hal olacak. Evet. Bu sabun konusu gerçekten çok güzel işler yapanlar var. Ben de birkaç tane takip ediyorum. Galiba Londra'da bir hanım var. Çok güzel değişik sabunlar, baharatlar koyuyor. İçine tarçınlar, yok karanfiller, yok başka şeyler falan. Çok güzel yapıyor ama en son bir şey yapıyor. Çok hoşuma gidiyor. Böyle kenarını bıçakla tıraşlıyor ve sonra üstüne bir mühür, kendi mühürünü basıyor. Soğuk damgasını yapıyor. Ya o kadar güzel ki gerçekten böyle engin, sonu olmayan güzel bir şey. Kendinizi bu anlamda da yeni bir yol yapabilirsiniz buradan kendinize. Yani çok iyi. Elif keçeyi seçti. Siz başka bir şey seçebilirsiniz. Zeytinyağı sabununu da burada göstermek istiyoruz. Onu da yapalım. Yapalım. Evet. Şimdi üstünü nasıl keçeliyoruz? Bu verdiğin son bilgi harika. Ben de öğrenmiş oldum. Çok soruluyor bana çünkü. Ve süper. Ben de elimden geldiğince yardımcı olup bunu anlatıyorum. Hani birebir uygulamalı ders olmasın. Sağ ol Elifciğim. Şimdi sabunum çıktı. Kalıbımla aldım. Her şey hazır. Bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi düz renk keçeyi istediğimiz gibi bulabiliyoruz. İstediğimiz rengi var. Ben bazen zeminlerde hareket renkli keçeler kullanıyorum. Bunu nasıl yapıyorsunuz diyorlar. Şimdi bir böyle hazırda renkli, karışık renkli keçelerimiz var. Bu böyle renk birbirine karışık satılabiliyor. Yani, ama evet. Ben genelde kendim yapmayı tercih ediyorum böyle. Alabiliyoruz yani. Tabii ki evet. Alabiliyoruz. İstediğimiz gibi bakın bir böyle bir tonu var. Bir böyle bir tonu var. Ha böylesini de yapmak isteyen tabii, oluyor. Tabii tabii böylesini de yapmak isteyen güzel, oluyor. Güzel güzel. Öyle olduğu zaman da ben genelde dediğim gibi artan keçelerimi atmıyorum. Parça parça onları biriktiriyorum ve ondan sonra böyle renkli zeminler elde ediyorum. Tamam onlarda. Bakın keçelerin çok güzel renkleri var. O çok kadar güzel, inanılmaz renkleri var. Benim çalıştığım firmanın elinde 116 renk var mesela. Ben gittiğim zaman kendimi kaybediyorum. Ha, yani orada. Evet, tedarikçi. Tedarikçi. Evet, tamam. Şimdi böyle karışık bir şey yapalım. Mesela burada ben bir manzara yapmak istersem alt zeminini çok rahat bu renkli keçelerimle
oluşturabilirim karışık keçelerimle. İstediğim gibi renkleri ayarlayarak, hı hı, şöyle katarak, bakın altta bir toprak, yukarısında bir gökyüzü hissiyatını verdirebilirim. Bakayım bakayım, dur. Çok güzel oldu. Hatta bu, eğer burası bana yetersiz gelirse. Bana da yetersiz geldi. Evet. Araya tekrar. Bakın şöyle bir mavilik. Biraz bir lacivert. Onu da katabiliriz araya. Bakın şöyle. Oh. Şunu da katabiliriz araya. Bu bana en çok sorulan soru. Nasıl, aha, yapıyorsunuz diyorlar. Tamam. Bakın şunu da kattım. Hatta bir tık da beyaz katabilirim böyle Elif, araya. Çok özenlisin. Bu şeyini çok beğeniyorum. Çok gerçekten çok tatlısın. Çok çok güzel böyle hazırlıyor. Bir yere hediye götürmek istediğiniz zaman da iyi bir hediye seçeneği veya kendiniz evinize. Bir tek şeyi bize, bu sabun nasıl mesela musluğun kenarına koyduk veya banyoya koyduk da nasıl yıkanıyoruz biz bununla? Hani ben biliyorum ama sen anla. Hemen söyleyeyim. Sabunumuzu aldık. Bunu böyle direkt kullandığımız zaman bize hiçbir şeyi yok. Köpürmesi olmaz. Ovalamamız gerekiyor. Elimizin altında birkaç kez böyle ovalamamız gerekiyor. Ovaladıktan sonra yine de bir lif gibi. Ilık suyla. Yine bir lif gibi ya da ne bileyim normal kullandığımız banyo sabunları gibi köpürmesini asla beklemeyeceğiz. Bu şey olacak. Daha az köpürecek. Ama bize daha temiz bir şey sağlayacak. Zemini sertleştiği için. Çok güzel bir şey. Biraz elinizde böyle yaptıktan sonra o kadar güzel oluyor ki. Ben ya nasıl bir şey demiştim. Yıllar önce bir tane hazır almıştım bakmak için ama hem de çok geç bitiyor. Çok uzun sürüyor. Çünkü köpürmüyor. Dediğim gibi kese işlevi görüyor. En büyük yanılgı keçe sabunda lif zannediyorlar. Lif değil bu. Asla bu lif. Musluğunuzun kenarına koyup çok güzel. Çocuklar için de çok güzel. Böyle çok iyi temizleme özelliği olan, keçenin de kendisinden kaynaklanan öyle bir özelliği de var. Şunların güzelliğine. Ben işte böyle oynamayı seviyorum. Ama çok güzel oynamışsın, bu bayağı bir. Çok çok seviyorum. Bayağı bir şey. Sizin en son programa geldiğinde. Şunu da göstereyim Erkan, orada kal bir dakika, çok çok güzel. Evet. Bunlar da yine İtalya. Çok güzel. Çok güzel. Bu arada gururumuz yani İtalya'ya falan da gönderiyor. Ama pandemi olunca biraz hepimizin durdu bir, şu anda. Bir durdu şu kendisi anda. Böyle bir şaştı diyorum ya, böyle bir pelte gibi olduk hepimiz diye. Her şeyin dengesi kaydı. Evet, buyurun. Şimdi şey yapıyoruz, Senem'le birlikte bir şeyler yapıyoruz ve Avustralya'ya. İnşallah. Avustralyalılar, Yeni Zelanda, Avustralya bu el işlerinde el sanatlarına verdikleri ve doğal malzemeler kullanıyorlar çok. Çok önemsiyorum onların yaptığı işleri. Dünyada bence tasarım şeylerinde liderler. Avustralya, İskandinavya, Norveç. Hakikaten çok güzel işler yapıyorlar. Değil mi? Çok güzel. Çok değerini de biliyorlar. Avustralya'da çok büyük bir şey oluyor. Tasarım fuarı oluyor. Yılda iki kere. Takip edin. Benim takip ettiğim listelerde var. Bir yayınlayayım ben size onu. Oradan bakıyorum ben de ne işler yapıyor. Dünya neler yapıyor. Çünkü onlar orada liderler. Çok önemliler. Şimdi bunları yerleştirdim ve kaplıyorum. Burada en büyük problem düz renk keçeyi kaplarken hiçbir sıkıntımız yok. Hani sağdan soldan her şekilde iğneleyebiliriz. Ama burada şimdi bizi yönleri, keçenin renklerin yönü şaşırtacak. Ne bakın? Eğer ya? Dikkat etmek istiyorsak göstereceğim, şimdi şurayı da bir hemen alayım. Şimdi bakın. Şöyle bir keçede. Ay bir önü tutsana arkası. Gökyüzü yukarıda. Evet öyle. Bakın ne güzel oldu aşağı. Aa. Bunu turunculandırabiliriz. Daha renkler atabiliriz. Ve bunun üstüne istediğimiz manzarayı kondurabiliriz. Ev yapabiliriz. Ne bileyim hayvanları yapabiliriz. Evler olur. Dere yapabiliriz. Her şey yapabiliriz. Evet. Ayrıca bunlar mesela şey oluyor mu? Yani ben bunu bozmak istemiyorum. Mesela güvelere karşı da kullanılabilir mi? Veya çekmeceler böyle çekmeceler, mis gibi koksun evet, diye, lavanta kesinlikle. Koksun diye içlerine konulabilir kesinlikle değil mi? Kesinlikle kullanılabilir. Kesinlikle çok iyi. Kullanılabilir. Çok güzel gerçekten. Şimdi, demin söylemeye çalıştığım şey, bakın şimdi burada bir yönümüz var bizim. Evet. Bir şekil oldu. Bunun arkasına ben keçemi alıp böyle gayri ihtiyari artık koyamam. Tamam. Yine şu yöne dikkat etmem gerekiyor.
Hatta İyi istiyorsam renklere de dikkat etmem gerekiyor. Arkalı önlü. Arkalı önlü olabilecek. Tamam. Şimdi onu ayarlarlar. Sen önden bir istersen biraz devam edelim. Şeyimizi süremizi iyi kullanmak için. Peki buraya mesela bir arkaya da renkleri devam edip koyarsanız şeyiniz bütünlenir, tablonuz. Bir evet. şey mi yapalım buraya? Bir desen. Ya bir tane bir şey mesela yapalım. Bir tane ne olabilir? Koyun yapalım bir tane buraya. Ne yapalım? Mesela. Koyun yapalım. 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 Evet, güzel. Keçe şöyle elimle ovuşturuyorum. Artık bu tamamen size kalmış bir şey. Şeklini, şemalini şunu bir alttan alayım. Evet. Oraya küçük bir tane koyun yapıyoruz. Sabun bazları malzemecilere sorun. Artık her şey internette de bulunuyor. Sabun bazı bu yaptığımız şeyin adı. Kiloyla alınıyor. Eritiyorsunuz. Ama bakın kavanozda Ben Mari usulü eritti. Biz mum yaptığımız şapşağın içinde erittik. O da gayet güzel sonuç verdi. Hani böyle maşrapalar var mum yapmak için, sabun yapmak için. Onda eritmiştik. Mikrodalga fikrini bilmiyordum. Senden öğrendim. Mikrodalga da ben çok yoğun kullandığım için mikrodalga da yapmak zorunda kalıyorum. Ama şöyle bir handikap var. Mikrodalga da yaptığınız zaman o mikrodalgayı unutuyorsunuz. Bir daha kullanamıyorsunuz. Evet. Şimdi bal mumu bezler yapacağız önümüzdeki hafta size. Bunlar bal mumu bezler stretch film olarak kullanılıyor. Onun yapılışını anlatacağım. Bir hazırlık yapıyoruz şu anda. Sakineciğim bal mumlarımızı aldı. Biz atölyede Yurdanur. Onun kumaşlarını bugün kes, sabah söylemeyi unuttum. Keselim sülfüre makasıyla, hazırlanalım. Artık evdeki hazırladığınız bal mumu streçleri kullanacaksınız. Böyle yoğurdunuzun üstüne, ne bileyim salatanızın üstüne artmış bir yemeğe. Süper şeyler yapacağız. Elif, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bunun bitmişini sayfanda bir paylaşmayı paylaşıp göster. Şöyle. Çok iyi bilgiler vardı burada. Bak bak bak. Ay nef. Bunun üstüne çok daha tatlısın. İşleyebilip tabii. Devam edip. Buraya güneş yapabiliriz. Harika. Güneşi de yap. Güneşi de yap.